Allah hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Siz de ikinci etkinliğimizle devam edelim. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybek. A seçeneğinde şu soruyu bize yöneltiyor. Yukarıdaki dizelerde ölçüyü ve durakları bulunuz. Değerli arkadaşlar, Türk edebiyatında kaç tane ölçü vardı? Üç tane. Bir, hece ölçüsü. İki, aruz ölçüsü. Üç, serbest ölçü. Şimdi, öncelikle biz hece ölçüsü olabileceğini düşünerek hecelerini sayacağız. Heceler eğer eşitse, mısralardaki heceler eşitse, bu şiirin ölçüsü hece ölçüsüdür diyeceğiz. Şimdi pratik olarak eğer bir mısrada pratik olarak kaç hece olduğunu bulmak istiyorsak o mısralardaki sevgili arkadaşlar o mısralardaki ünlüleri sayacağız. Ünlüler kaç tane ise orada o kadar ne vardır? Hece vardır. O zaman bakalım arkadaşlar. Şimdi ağır ağır bir hecelerini ayıralım. Sonra mısralardaki mısralardaki ünlüleri sayalım. Şimdi birinci mısrayı ben heceleyeyim. Bir uygulama yapmış olalım sizinle. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Sayalım şimdi. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Değil mi arkadaşlar? Yanlış saymadım inşallah. Siz de bakın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Doğru saymışız. Birinci mısrada 14 tane hece var. İkinciyi yapalım. Bu defa ünlüleri sayalım. Hani iki yöntemi de ben size öğretiyordum ya. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14 tane ünlü var. O zaman bu ne demektir? Eşittir. 14 tane hece var. Bakın ekrana yazıyorum. Sizler de defterinizin üstünde veya kitabın üstünde yazın. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arkadaşlar burada da 14 tane ne var? Ünlü var. O zaman 14 tane hece de var demektir. Üçüncüye de eşittir 14 yazıyoruz. Siz de kitabın üstünde benim gibi yazın. Dördüncü mısraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Dördüncü mısrada da arkadaşlar 14 tane ünlü var. Bu ne demekti? 14 tane hece var. O zaman kıymetli öğrenciler, şimdi her mısradaki hece sayısı nedir? Dikkat edin, eşittir. O zaman kuralımız neydi? Eğer dörtlükteki bütün mısralarda hece sayıları eşitse biz bu ölçüye hece ölçüsü diyoruz. Peki hece ölçüsü ise o zaman hece ölçüsünü okurken durduğumuz, nefes aldığımız yerler vardı. Buna ne diyorduk? Durak diyorduk. Hatırlıyor musunuz? O zaman 14'lü hece ölçüsüyle yazılmışsa bu şiirimizin ölçüsü 7 artı 7 eşittir 14'lü 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır demektir. O zaman bu şiirimizin ölçüsü nedir? 7 artı 7, 14. Hocam niye 7 artı 7? Çünkü her 7 heceden sonra biraz duracağız. Vurgu ve tonlama adına, ahenk adına çocuklar, ahengi sağlama adına 7 heceden sonra biraz duracağız, nefesleneceğiz. Sonra diğer 7 heceyi okuyarak şiirimizi ne yapmış olacağız? Bitireceğiz. O zaman sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu
dağ gibi bir zeybek. Bak dikkat edin. Yedinci hecede hafif durdum ve devamını vurgulu bir şekilde ifade ettim. O zaman bu şiirimizin ölçüsü 7+7 duraklığı eşittir 14'lü hece ölçüsüdür. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şimdi gelelim B seçeneğindeki sorumuza. Diyor ki dörtlüğün kafiye örgüsünü, kafiye ve redeflerini tespit edin. Evet. Şimdi sileyim ben ekranı. Ekranı sileyim. Şimdi beraberce bunu yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar, kafiye örgüsü ve kafiye çeşidi dediğimizde hemen kafiyeli kelimelerin mısra sonlarındaki kafiyeli kelimelerin dizilişini anlayacağız. Kafiye örgüsü dediğimiz zaman. Yani düz mü, çapraz mı, sarmal kafiye mi, mani tipi kafiye mi, örüşük kafiye mi? Bunları ne yapacağız? Anlayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar bir daha bakalım mısra sonlarına. Bak, sen raksına dalarken için titrer delinden, çiçekli bir sahnede bir kelebeğin, bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden, toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zevk. Derinden, yerinden. Dikkat ettiniz mi? Derinden, yerinden. Bak bunlar aynı. Derinden, yerinden. O zaman alfabemizin ilk harfinden başlıyoruz. A koyuyoruz. Yerinden de birinci mısrayla aynı kafiyeli olduğu için ona da A koyuyoruz. Çünkü aynı kafiyeler, benzer kafiyeler aynı harfle numara işaretlenir. Tamam mı? O zaman derinden ve yerinden aynı kafiyeli olduğu için onlara A koyduk. Kelebeğin zeybeğinde ise farklılaştığı için ona da B koyuyoruz. Yani alfabetik sırayla A, B, C diye gidiyoruz ya. Her değiştikçe kafiye farklı bir alfabetik sıra yapıyoruz. Şimdi çocuklar bazen ben ekstra tekrarlar yapıyorum. Siz sıkılmayın. Amacım şu. Belki unutan, belki eksiği olan arkadaşlarımız vardır. Tamam mı? Ya hocam sen de çok tekrar ettin. Biliyoruz demeyin sakın. Şimdi A, B, A, B. Peki kafiye örgüsüne göre A, B, A, B neydi? Çapraz kafiye. Okey miyiz? Okeyiz. Tamam. A, B, A, B şeklinde ise çapraz kafiye diyoruz. O zaman değerli öğrencilerim, Faruk Nafiz Çamlıbel'in ikinci etkinlikte verilen dörtlüğündeki kafiye örgüsü nedir? A, B, A, B. Yani çapraz kafiye. Kafiye örgüsü çapraz kafiyedir. Evet. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Kafiye ve rediflerini bulun demiş. Evet, böylelikle kafiye ve rediflerini bulduğumuz zaman da aynı zamanda kafiye örgümüzün doğru olup olmadığını da ne yapacağız? İspat edeceğiz. Şimdi sevgili öğrencilerim, derinden yerinden, hani demiştik ya birinci ile üçüncü aynı. Bakalım önce kafiyeyi nerede arıyorduk çocuklar? Kelimenin kökünde arıyoruz. Eğer kelimenin kökünde kafiye varsa o zaman kökündeki kafiyenin çeşidini buluyoruz. Eğer kökünde yoksa sonra eklere bakıyoruz. Tamam mı? Eklerde arıyoruz. O zaman şimdi değerli öğrencilerim, burada kafiyenin köküne baktığımız zaman, kafiyeli kelimeleri bulmak için kelimenin köküne baktığımız zaman acaba hangi sesler benziyor ona bakacağız. Bakalım önce kökü bir tespit edelim. Derin, yerin. Şimdi hemen bak dikkat edin. Aslında burada yerin kök değil. Yer köktür. Fakat derin tek başına kök olduğu için bak derin kök halinde. Derinlik, derin. Yer ise kök ama üzerine in eki almış. Tamam mı? Şimdi niye ben yerin şeklinde aldım? Çünkü derindeki inle çocuklar yerindeki inin görevi farklı. Ondan dolayı kafiyenin özelliği neydi çocuklar? Kafiyede kural şudur. Mısra sonlarındaki
kelimelerdeki ses, ek ve kelimedeki anlam ve görev bakımından farklılıklar kafiyeydi. Tamam mı? O zaman anlam ve görevi farklı olan kelime, ek ve sesler kafiyeyi oluşturur. O zaman derin ve yerin kelimelerindeki erinler, dikkat edin, erinler çocuklar, erinler, erin sesleri birbirine ne yapıyor? Benziyor. Bak dikkat edin. Çünkü bunların görev ve anlamları farklı. Erin, erinlerin görev ve anlamları farklı olduğu için erinler nedir çocuklar? Kafiyedir. Kafiyeli seslerdir. Peki hocam, çeşidi nedir? Hemen bakalım. Kaç tane ses benzemiş arkadaşlar? 4 tane ses benzemiş. Dikkat ediyor musunuz? 4 ses benzeşmişse kuralımız neydi? 2 sesten fazla benziyorsa buna biz ne diyoruz? Zengin kafiye veya zengin uyak. Farklı olan ses, kelime ve eklere biz kafiye diyoruz. Anlam ve görevi farklı olan. Eğer tek ses benziyorsa yarım kafiye. İki ses benziyorsa tam kafiye. Genellikle iki ses benzerliği bir ünlü bir ünsüz olur. Genellikle diyorum, dikkat edin. Eğer 2'den fazla ses benziyorsa ona da biz ne diyoruz? Zengin kafiye diyoruz. O zaman erin erinler, sevgili öğrencilerim, farklı anlam ve görevde sesler olduğu için erinler zengin kafiyedir. Çünkü 2'den fazla ses mevcut. Peki, o zaman bak ispat ettik mi kafiye örgüsünü? Ne oldu kafiye örgüsü? 1 ile 3 aynı kafiye. Peki, kökten sonra gelen seslere bakalım. Den ekleri. Denler nedir burada çocuklar? Ayrılma hali eki. Öyle değil mi? Ayrılma hali eki. Ayrılma hali eki olduğu için her iki mısrada den ayrılma hali eki olduğu için, yani aynı görevli olduğu için bu da nedir çocuklar? Rediftir. Çünkü kafiyeden sonra gelen anlam ve görevi aynı olan ses benzerliklerine de redif diyoruz. Bundan dolayı bu da redif görevi ile kullanılmıştır. Den sesleri ve eki redif olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı den de rediftir. O zaman şimdi gelelim diğer bölüme. Yani kafiye örgüsünde BB dediğimiz, yani kelebeğin zeybeği. Şimdi gene kökte arayacağız arkadaşlar. Kelebeğin kelimesinin kökü nedir? Kelebek. Zeybek kelimesi, zeybeğin kelimesinin kökü nedir? Zeybek. Şimdi zeybek ve kelebek kelimelerinde de kelebek kelimelerindeki benzerlik olan, birbiriyle benzeyen sesler nedir? Bek sesleridir çocuklar. B, E, K. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir. Hocam orada K yok, yumuşak G var. Sen niye öyle söyledin? Çünkü orada ne olmuş? İki ünlü arasında yumuşama olmuş. Yani orada normalde ne var? K sesi var. Yumuşak G değil. Bek, bek. O zaman değerli öğrencilerim, oradaki bek sesleri 2'den fazla kullanılan sesler olduğu için, benzeyen sesler olduğu için bu da nedir? Zengin kafiyedir. O zaman değerli öğrencilerim, burada B, E, K sesleri kelimenin kökündeki kelebek ve zeybek kelimelerindeki B, E, K sesleri 2'den fazla ses benzerliği olduğu için zengin uyaktır veya zengin kafiyedir. Peki gelelim diğer seslerimize. İn, in sesleri var. Şimdi burada in sesleri de anlam ve görev bakımından aynı olduğu için bu da nedir? Rediftir. Dolayısıyla in sesine de biz redif yazıyoruz. Bakın şimdi ne yaptık? İspatımızı yaptık değil mi çocuklar? Birinci ile üçüncü mısralar AA örgüsüne göre. Niye? Çünkü aynı kafiyeli. İkinci ile de dördüncü BB. Neden? Çünkü ikinci ile dördüncü de aynı kafiyeli. O zaman AB, AB. Yani çapraz kafiye kuralına uygun olarak ne yapılmış? Yazılmış. Dolayısıyla kısa bir özet geçersem, mısra sonlarındaki anlam ve görevi farklı olan kelimelerdeki ses, ek gibi benzerliklere kafiye diyoruz. Bize verilen mısralarda
birinci ve üçüncü mısrada erinler ikiden fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye, denler ise rediftir, anlam ve görevi aynı olduğu için. İkinci ve dördüncü mısralarda ise kelebek ve zeybek kelimelerindeki D, E, K sesleri ikiden fazla benzerlik olduğu için zengin kafiyedir. Anlam ve görevleri farklıdır. Bundan dolayı zengin kafiyedir. İn, in ekleri ise anlam ve görevi aynı olduğu için rediftir değerli öğrencilerim. Bu şekilde yaptık. Bunun da ispatı olarak kafiye örgüsüne baktığımız zaman AB, AB şeklinde kafiyelendiğini gördük. Lütfen siz de kitabınızın üstünde benim yaptığım gibi işaretlemelerinizi yapın. Arzu eden daha sonra defteri de geçebilir. Ve C, ölçü durak kafiye örgüsü, kafiye ve rediflerin şiire katkısını yukarıdaki örneklerden hareketle ifade edin. Şimdi C şıkkını cevaplarsak arkadaşlar, bir şiirde ölçü, durak, kafiye örgüsü, kafiye ve redifler şiirde ahengi sağlayan en temel unsurlardır. O zaman bu şiiri ahenkli kılan, kulağımıza hoş gelmesini sağlayan unsurlar nelerdir? Ölçü, kafiye, durak, redif, bunların bize sağladığı hususlardır. Ha, bunun yanında şiirde asonans ve aliterasyonlar da yer almakta arkadaşlar. Bunların tamamına biz ne diyoruz? Ahenk unsurları. O zaman genel bir bilgi olarak tekrar bir hatırlatalım. Şiirde ahenk unsuru deyince şunu hatırlayacağız çocuklar. Ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, ses tekrarı, kelime tekrarı şiirde şiirin ahenkli olmasını sağlar. Şimdi üçüncü etkinliğimize geliyoruz. Üçüncü etkinliğimizde gene bize bir tablo verilmiş. Dikkat ederseniz bu tablomuzda iki tane soru sorulmuş. Birinci sorumuz, yani A şıkkındaki sorumuz, yukarıdaki tabloda verilen şiirlerin konularını belirleyiniz demiş. B şıkkında ise bu belirlemelerden hareketle şiirlerin türlerini tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar tablomuzdaki maddelere bakarsak epik şiir, lirik şiir, satirik şiir, didaktik şiir ve pastoral şiir sütunlarını görüyoruz. Arzu ederseniz birinci sınıfta gördüğümüz konusuna göre şiirler konusunu bir hatırlayalım. Ben size bir özet yapayım. Siz de hatırlamış olun. Ondan sonra sorumuzu cevaplayalım. Olur mu? Şimdi değerli öğrenciler, hatırlayın 9. sınıfta biz şiir ünitesini görürken epik şiir, lirik şiir, satirik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir bunların tanımlarını yapmıştık. Şimdi kısaca bir hatırlatayım. Sonra işlediğimiz, 3. ünitede işlediğimiz bu şiirler hangisine giriyor onu tespit edelim, işaretleyelim. Yani B seçeneğini yapalım. Arkadaşlar hatırlarsanız epik şiir yiğitlik, kahramanlık konularını içeren şiirlerdi. Yani bir şiirin konusu yiğitlik, kahramanlık gibi hamasi duygular işliyorsa o tür şiirlere biz epik şiir adını veriyoruz. Eğer şiirde coşkulu bir dille, şiirde coşkulu bir dille bir anlatım yapılıyorsa bu tür şiirlere de lirik şiir diyoruz. Lirik şiirler çocuklar aşk, sevgi, tabiat, dini konular vesaire olabilir. Aşk, sevgi, tabiat, din konusu, vatan vesaire ne olursa olsun. Eğer bu ifadeler coşkulu bir dille anlatılıyorsa, coşku ve heyecan unsuru yüksek volümde ortaya konuyorsa buna biz lirik şiir diyoruz. Satirik şiirde ise bir toplumu veya yöneticiyi eksik olan veya eleştirilen yönleriyle yeriyorsa, eleştiriyorsa bu tür şiirlere de biz satirik şiir diyoruz. O zaman dikkat edeceğimiz nokta nedir? Toplumu veya insanı eleştirme, yerme kavramı varsa bu tür şiirlere de biz satirik şiir diyoruz. Didaktik şiir ise şair bir konuda öğretmeyi amaçlıyorsa, öğreticilik niteliğini şiirde ön planda tutuyorsa buna da biz didaktik şiir diyoruz. Pastoral şiirde ise
şair kır hayatını veya çoban hayatını dile getiriyorsa buna da biz pastoral şiir diyoruz. İdil ve eglog diye de ikiye ayrıldığını ifade etmiştik. O zaman değerli arkadaşlar, bu ifade ettiğimiz tanımlamalara göre bize verilen bu üçüncü ünitede işlediğimiz Hürriyet Kasidesi, Yağmur Şiiri, Sessiz Gemi, Şehit yahut Osman'ın Yüreği ve Küfe şiirlerini değerlendirelim. Şimdi değerli arkadaşlar, hatırlayın, Hürriyet Kasidesi coşkulu bir dille ifade edilen bir şiirdi. Orada hak, hukuk, adalet kavramları Namık Kemal tarafından coşkulu bir dille ne yapılıyordu? Dile getiriliyordu. Tanzimat dönemi şiirlerinden birisiydi. Bunun için arkadaşlar Hürriyet Kasidesi ile ilgili bölüme lirik şiir diyebiliriz. Yani lirik şiir sütununu işaretleyebiliriz. Sizler de kitabınızın üstünde bunu işaretleyin arkadaşlar. Gelelim diğer şiirime. Yağmur şiirinden de şiiri de pastoral özellikler gösterdiği için pastoral şiir sütununu çarpı işaretiyle işaretliyoruz. Evet. Devam edelim. Sessiz Gemi şiirinde de Yahya Kemal Beyatlı onu yazmıştı. Hatırlayacaksınız. Orada da değerli arkadaşlar gene coşkulu bir ifade tarzı vardı. Bir saf şiir örneğiydi. Hatırlayın. Ona da lirik şiir diyebiliriz. Gene coşkulu bir ifadeyle ifade edildiği için. Lirik şiir sütununda Sessiz Gemi bölümünü çarpı işaretiyle işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. Şehit yahut Osman'ın Yüreği adlı şiir ise milli edebiyat şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul'un şiiriydi ve epik özellikler taşıyordu. Neden? Çünkü milli edebiyat şairimizdi ve vatan, millet duygularını yiğitçe bir eda, kahramanlık ve yiğitçe bir edayla işliyordu. Dolayısıyla epik şiir özelliği gösteriyordu. Bundan dolayı Şehit yahut Osman'ın Yüreği adlı bölümde de epik şiir sütununda ilgili yeri arkadaşlar çarpı işaretiyle lütfen işaretleyelim. Ve Şehit yahut Osman'ın Yüreği epik şiirdir. Çarpı işaretiyle etkinliğimizdeki bölümü işaretliyoruz. Gelelim Küfe şiirine. Değerli arkadaşlar, Küfe şiiri de Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bir manzum hikayeydi. Hatırlayın. Orada manzum hikaye ve şiir arasındaki farkları da ifade etmiştik. Dolayısıyla burada da Mehmet Akif Ersoy ne yapıyordu çocuklar? Dönemin yöneticilerini eleştiriyor. İnsanın elinin emeğiyle kazandığının güzelliğine dikkat çekiyordu. Bundan dolayı orada yaptığı eleştirileri göz önüne alırsak Mehmet Akif Ersoy'un Küfe şiiri satirik şiir özelliği taşıdığından dolayı üçüncü etkinliğimizde satirik şiir sütunundaki Küfe şiirine denk gelen bölümü çarpı işaretiyle işaretliyoruz. Ve böylelikle değerli arkadaşlar tablomuzda ilgili yerleri işaretlemiş oluyoruz. Ve bu şekilde de B seçeneğini de yapmış oluyoruz. Hürriyet Kasidesi lirik, Yağmur şiiri pastoral, Sessiz Gemi şiiri lirik, Şehit yahut Osman'ın Yüreği epik, Küfe şiirinde de satirik şiir bölümünü işaretliyoruz ve her iki şıktaki sorumuzu cevaplandırmış oluyoruz. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili öğrencilerim, merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın.
Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Değerli arkadaşlar, kanal sayfamızı açtığınız zaman orada videolar bölümünden de veya oynatma listelerinden de sorumluluk sınavları ve sınıfınızla ilgili yazılılara ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu videomuzu normal aramalarda bulduysanız lütfen kanalımıza tıklayın ve kanal sayfamızdaki oynatma listelerine gelin. Oynatma listelerine geldiğiniz zaman orayı tıklarsanız eğer hemen size oynatma listeleri açılacak ve oynatma listelerindeki arkadaşlar değişik konularla ilgili soruları göreceksiniz. Şimdi diyelim ki oynatma listelerini tıkladınız ve karşınıza şu sayfamız çıktı. Burada dikkat edin, oluşturulan oynatma listeleri ve Kürün Medya oynatma listeleri diye oynatma listelerimiz ayrı ayrı isimlendirilerek listelenmiş bulunmakta. Burada da her oynatma listesinin kendisine özgü bir adı var. Eğer sorumluluk sınavlarına girecekseniz dikkat ederseniz burada lise sorumluluk yazılı sınavları diye bir bölüm var ve bu bölümden arkadaşlar tıklayarak istediğiniz sınıfla ilgili videoya ulaşıyorsunuz. Gerek birinci dönem gerek ikinci dönem videolarına buradan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, burada girdiğiniz zaman sizin önünüzde açılan sayfanın yanında bir liste yer alacak. Dikkat edin, lise sorumluluk yazılı sınavı soru ve cevapları diyor ve oynatma listesi başlığı altında 9, 10, 11, 12. sınıflara yönelik değişik sorumluluk sınavlarında çıkan sorularımız sizi karşılayacak. Bu listeden sınıflarınıza yönelik hangi sınıfsanız o sınıfla ilgili videoyu seçiyorsunuz ve bu videonun üstüne tıklayarak ilgili video karşınıza geliyor ve o soruları cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.